Saha Expo'da tabii büyük şirketlere dolaşıyoruz ama bazı ufacık şirketler var. Getirdikleri yeni teknolojilerle sadece Türkiye değil dünyaya farklı bir bakış sunuyorlar. İşte o şirketlerden birinin şu an standındayız. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar Tolga Bey. Kadir Çıtak, CKP Teknoloji. Tabii küçük şirketiz ama yaptığımız işler aslında ülkemiz için büyük dev, işler. İşler çok dev ve tabii, fikir akıl koyuyorsunuz. Evet, yani ordumuza faydalı olmaya çalışıyoruz, ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu alanda özel bir ısıtıcı geliştirdik. Nanoteknolojiyle bir ısıtıcı yaptık. Bu ısıtıcıda 3 tane pasta uyguluyoruz ve her pasta uygulandıktan sonra belli bir kürleme işlemine tabi tutuluyor. Ve yüzey sıcaklığını istediğimiz sıcaklığa set edebiliyoruz. Bunun özelliği çok dayanıklı, yere düştüğü zaman kırılmıyor, 900 bin saat termal cycle'ı var. Aynı zamanda ısındığı zaman renk vermiyor. Ben hemen lafınızı böleceğim. Şunu da hatırlatalım. Niye bu ısıtıcı yapılıyor? Bu ısıtıcı düşünün Güneydoğu'da operasyonda evet, birliklerimiz. Sahadaki asker düşünün gece belki eksi 30'lar eksi 40'lar oluyor. İnanılmaz soğuk. Neyle ısınacak? Bu hazırlanan bu özel ısıtıcıyla. Peki neyle çalışıyor? Aküyle. Onu biraz nereden alıyor? Onu alalım sizden. Elektrik bilgiyi. Enerjisiyle çalışıyor ama %40 daha az elektrik tüketiyor. Dolayısıyla 120 amperlik bir aküyü şarj ettiğinizde bu ısıtıcıyla 30 saat ısınabiliyorsunuz. Aynı zamanda o aküyü güneş paneliyle şarj edebiliriz. Böylece askerimiz sahada elektriğe ihtiyaç duymadan bir güneş paneli ve bir aküyle 30 saate yakın ısınabilecek. Bu ürünü askerimizin altyapısı varsa biz ısıtıcı olarak da verebiliriz veya askerimiz komple çözüm isterse komple çözümü de askerimize sunabiliyoruz. Şimdi buradan ben kampçılar için bir soru sorayım. Böyle kamp, outdoor işleri yapan karavancılar için. Siz tabii teknolojide ilk etapta pahalı. Askeri sistemlerde, evet. Uzayda, havacılıkta kullanıp sonra hayatımıza doğru geliyorlar. Böyle bu yönde bir talep var mı? Düşünür müsünüz bunu? Tabii bu fuar bu anlamda bizim için büyük şans oldu. Sivilden de çok talep aldık. Özellikle karavanlar ve yatlar için. Tabii seri üretimde fiyatlarımız çok ucuzlayacak. Dolayısıyla rekabetçi fiyatlarımız olacak. Onu da yapacağız. Sivil sektörde satacağız bu ürünlerimizi. Ben buradan böyle bir güzel bir bize gazete olarak manşet haber çıkıyor gibi. Siz sadece ısıtılma, tabii bu bir inovasyon, bir yeni bir yeni nesil bir ürün ama siz ısıtıcı, kaynatıcı tam olarak nedir? Bir de Delta V gibi böyle roket sistemlerinde kullanılan özel çok ciddi alaşımları işleyen de bir sisteminiz var. Bir de ona geçelim tabii, bakalım isterseniz. Onu da anlatayım. Tabii şimdi mesela burada sürtünme karıştırma kaynağı teknolojisi. Bu teknolojide bir uç kullanıyoruz. Bu uç belli bir RPM'de dönüyor. Malzemenin içerisine giriyor. Karıştırarak kaynatıyor. Malzemeyi ergitmeden ve dolgu teli kullanmadan. Bu teknoloji ülkemiz için çok önemli. Bu teknolojide roketlerin gövdelerini birleştirebiliyoruz. Ve kaynak bölgesi zayıflamadığı için de çok mukavemetli bir kaynak elde ediyoruz. Yani kaynak olmadan bunu yapıyorsunuz. Evet. Ergitmeden kaynak yapıyoruz. Bu aslında bir soğuk kaynak teknolojisi. Ve bu teknolojide roket gövdeleri, işte savunma sanayimizin ihtiyacı olan soğuk plaka gibi özel ürünleri üretmek mümkün. Ve bu teknolojiyi şu anda ülkemize kazandırdık. Hatta Delta ve uzayla da çalışmaya başladık. Peki bundan sonraki adım nereye doğru gidecek? Neler var aklınızda? Biraz böyle bir anlatın. Azıcık bir sanayimiz azıcık böyle bir farklı bir bakış olsun. Şimdi tabii öncelikle bu teknolojileri ülkeye getirmek ve bunları kullanmak. Akabinde de bu teknolojileri kendimiz üretmek var. Bizde tabii şu anda bu birikimi oluştu. Bundan sonraki hedefim bu cihazları ülkemiz üretmek. Ve bununla da ilgili işbirliklerim devam ediyor. Artık bu ürünleri yakın zamanda yerli olarak göreceksiniz. Çok teşekkürler. İyi fuarlar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ilginize. Sağ olun.